türlü doğal sağlık ve beslenme danışmanlığında alanında faaliyet gösteren Muha Doğal Şifa Merkezi 30 yılı aşkın süredir sağlık alanında halka hizmet veriyor. Doğal Şifa Merkezi en son teknolojiyle donatılmış. Bünyesinde doğal terapi uzmanı, profesyonel uzman terapist, tıbbi danışman, bütünsel aura danışmanı, sağlık ve yaşam danışmanı bulunduran sağlık merkezinde 60 ayrı tedavi seçeneği sunuluyor. Doğal terapi uzmanı Hülya Giyebel, sağlık merkezinde yapılan tedaviler konusunda mikrofonlarımıza konuştu. Muha Klinik Sentrum'un hekimlerinden Hülya Hanım'la beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Kaç seneden beri burada çalışıyorsunuz? Burada çalışmam aslında çok uzun zamandan beri değil ama praktikumu burada yaptığım için 4 yıl denilebilir. Hangi alanlarda uzmansınız? Naturheilkunde'de özellikle bir bölüm ayrılmadığı için biz insanları bütün olarak gördüğümüz için böyle bölüm bölüm ayırmıyoruz ama terapi ağırlığı olarak kök hücre tedavisi, akupunktur, nöral terapi, homeopati, bizim otomoleküler medisin başı çekiyor. Burada bir hastanız var. Yaklaşık 4 aydan beri buraya geliyor tedavi olmak için. Biraz anlatır mısınız? Rahatsızlığı neydi ve nasıl bir tedavi uyguladınız? Melek Hanım diverkulitis rahatsızlığıyla geldi. Bağırsaklarında olan baloncukların iltihap yapması ve bağırsaklarda aynı zamanda stenozu vardı. Kendisine otomoleküler medisin uyguladık. Bir ilaç tedavisi gördü. Aynı zamanda foton ışıklarıyla vücuduna ve bağırsaklarına foton enerjisi gönderdik. Hipotermi ile lokal olarak ısıtma şeklinde oldu. Bunun haricinde tabii ki ağızdan alınan kök hücreler çok yardımcı oldu. Ve damdan verdiğimiz ozon tedavisi kendisini gördüğünüz gibi şu anda. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Kendinizi 4 ay önceye nazaran nasıl hissediyorsunuz? Şimdi iyiyim, 4 ay önce hastaydım. 1. ayda başladı bu intihap. Doktorlara gittim. Doktorlar dedi ameliyat olacaksın. Ben de olmak istemedim. Burayı önceden tanıyordum. Yani 30 sene önce beyim gelmişti. Mide hastalığı vardı. İyileşti. Onun için buraya geldim. Ondan sonra Hülya Hanım'ın yardımıyla iyi oldum. Enstitü kurucusu ve yöneticisi Özel Alan, 31 yıllık meslek hayatında birçok hasta tedavi ettiklerini belirtti. Şimdi biz 72'de buraya geldik. Demek ki burada bizim bir vazifemiz var. Şimdi buraya geldiğim zaman vatandaşlar Almanca bilmiyor. Ben Türkiye'de Almanca okudum. Ama selesinde lisanım Almancaydı. Almanca okudum. Şimdi burada Almanca bilmiyorlar. Doktorlar da hiçbir zaman konuşamıyorlar. Şimdi adam köyden gelmiş vatandaşlar. Biz ne yaptık? O günkü bilgilerimize göre tercüme ettik. Vatandaşa yardım ettik. Kağıtlarını okuduk. Doktorlara tercüme için ne kadar gittiğim ben biliyorum. İlgi çekici olay. Hastalar hep çağırıyorlar. Biz gidiyoruz, anlatıyoruz. Şimdi ben baktım o zaman doktorlar tarafından çok büyük bir tecrübelerimiz oldu. Yani gidiyoruz, çokları ağrı ilacı veriyorlar, yan tesirli ilaç veriyorlar, tam teşhis yok. Baktım yani ilgi çekici tecrübelerimiz var. Sonra 1980 yılında biz baktım ki doğal tedaviler üzerine bir okul var. Ben dedim ki bu yönde bir yönlensek acaba ne olur dedim. 1980'de Ferbant Deutscher, Almanya'nın en büyük öğretim yapan doğal tedavi okuluna girdiğim zaman daha biz birinci sınıfta popüler olduk. Birinci sınıftaki bilgilerinden vatandaşlara o kadar ilim verdik ki popüler olduk. Bir de baktım burası mesela okul ama okulun karşısında orada Doktor Müdeke var. Onun altında 3000 metrekarelik bir yer var, bina boş. Ben Hayırpark'taki okuldaki doçentlere dedim ki sizin bilginiz var, okulda ders veriyorsunuz ama praksis yapamıyorsunuz. Ben bir yer kiralayacağım, size iş vereceğim dedim. 3000 metrekare yeri aldım, onlara iş verdim. Okuldan geldiler, bizim Türk vatandaşları gelmeye başladılar.
doğal tedaviler de verelim. Banuşayda olsun, sülük vurma, bel çekme, nöral terapi. Şimdi direkt müdahale yapıldı. Arkadaşlara iş verdim. O doçentler, arkadaşlar arabalar 5.000 liraydı, 100.000 liraya çıktı. Ona söyleyeyim, evleri yoktu, ev sahibi oldular. Baktılar iyi çalışıyor, Türkler de memnun oldular. İnanır mısınız 24 yıl ben Almanlara iş verdim, çalıştırdım ilim, araştırma üzerine. Sonradan 2003 yılının Mart ayında bu gördüğünüz enstitüyü aldım. Burayı değiştirdim. Burada 10 araştırma aletiyle 70 terapi aletleri, Heilpraktiker'de çeşitli ilim adamlarına, çeşitli ilim, sıhhi insanlarla böyle iş verdim. Çalışıyoruz. Bir de en iyi tarafım, mesela rahmetli Sabancı'ya demişler ki neden zengin oldun? Ben parayı bastırdım, milletin ilmini aldım dedi. Aynı tatbikat bende de var. Benim elimde şimdi onlarca profesör var. Arkadaş gibiyiz. MOHA Doğal Şifa Merkezi'nde tedavi olan hastalar hastalık sürecini ve tedavilerini mikrofonlarımızda paylaştılar. Mehmet Bey, kaç seneden beri Özel Alan Bey'i tanıyorsunuz? 27 seneden beri tanıyorum. Hangi şekilde karşılaştınız ya da tanışmanız nasıl oldu? Daha önce bir iki hasta getirdim. Yani duymuştum bir arkadaşın tavsiyesi üzerine. O arkadaşın yani felç hastalıkları vardı. Ondan dolayı geldik, tanıştık. Baktım tedaviye, benim de ilgimi çektikten sonra ben devamlı gelmeye başladım. Yani akrabalarımdan oldu. Mesela biri bağırsaktan vardı. Onu getirdim. Ondan sonra soranı getiriyordum ben. En azından Hülya Hanım da burada 30'u aşkın hasta getirdim yani. Aynı zamanda kendiniz de tedavi oldunuz. Abi ben devamlı buraya geliyorum yani. Ben nasılım, nasıl değilim böyle tedavi oluyorum. Bir konuya değindi Ahmet Bey. Birçok hastamız buraya acaba bende bir şey var mı? Preventif olarak geliyor. Evet. Hasta olmamak için de gelen hastalarımız var. Biz hasta diyoruz tabii kapıdan içeriye gireni, ama hasta olmadan da insanlar buraya gelip kendilerini kontrol ettirebilirler. Ayrıca koruyucu önlemlerden de faydalanabilirler. Gayet tabii. Mesela şemoterapi olayı. Mesela şemoterapi olmadan iyileşme şeyleri çok. Bende de öyle bir vaka oldu. Şemoterapi olmadım ve de çok iyiyim yani. Onun yanında bir tanıdığım daha var. Boğaz'dan misal. Onun için de ameliyat yapalım, şemoterapi olacak hemen dediler. Yine olmadı, yine memnun. Bunun gibi birkaç tane sayabilirim yani. Hülya Hanım, şu an Yunus Bey'e hangi tedaviyi uyguluyorsunuz? Şu anda kendisine Profesör Pop'un bulduğu foton enerjisiyle hücreleri yenileme tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavimizi hemen hemen bütün hastalıklarda uygulayabiliriz. Vücudumuzu hücreler oluşturduğuna göre hücrelerin olduğu her yerde kullanılan bir tedavi yöntemi. Özellikle de en çok da kireçlenmede, hatta kanserde bile kullandığımız bir yöntem. Virüs hastalıklarında, beyin hücrelerinin yenilenmesinde kullanılan, bakteriyel hastalıklarda bile kullanılan çok etkili bir yöntem. Bizim için çok faydası olduğunu gelişme bozukluğu olan çocuklarda gördük. Hemen hemen her hastamızda kullanıyoruz. İnsanların hücrelerini yenilemek için, ki biz enstitümüzde hastalıklarla değil daha çok sağlıkla uğraştığımız için insanları sağlığa yönlendirmeye uğraştığımız için bu alet bizim için çok çok önemli. Yunus Bey, geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Hastalığınızı öğrenebilir miyiz? Lenf bezlerimde bir problem var. Ne zamandan beri MOHA Klinik'te tedavi oluyorsunuz? İki ay geçkindir. Evet. İki ay önceye nazaran nasıl buluyorsunuz şu an sağlık durumunuzu? Çok iyi. Evet, çok iyi bir düzelme var yani. Tedavi süresince kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Bayağı bir lenf bezlerinde bayağı bir düzelme oldu. Bir şey devam ediyor tedaviye.